Tekrar hoş geldiniz. Türkiye'de İnsan Hakları Savunusu başlıklı seminerin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde 80 darbesi sonrası insan haklarının Türkiye'de kuruluşu ve 90'lar boyunca seyrine odaklanmıştık. Seminerin bu bölümünde 2000'lerden günümüze kadar olan döneme bakacağız. Türkiye'nin 99'da AB adaylığının tanınması beraberinde yapısal dönüşümleri de getirdi. AB'nin insan haklarının iyileştirilmesini üyelikte bir kıstas olarak ortaya koyması kaçınılmaz olarak Türkiye'nin de bu yöne direksiyon kırmasına neden oldu. AKP'nin Türkiye'nin sürekli ekonomik ve sivil problemlerine çözüm olma vaadiyle başlayan iktidarı Avrupa'nın reçete ettiği adımların atılmasıyla aslında eş zamanlıydı. Şubat 2002 ile Temmuz 2004 arasında parlamento tarafından kabul edilen 9 uyum paketinin içeriğinde anayasanın ifade ve örgütlenme özgürlüklerini artıracak şekilde revize edilmesinden, yeni bir dernekler yasasının kabul edilmesine, yeni ceza ve medeni hukuk kanunların çıkarılmasından, ölüm cezasının tamamen kaldırılmasına ve mahkumlara işkence ve kötü muameleden sorumlu kamu görevlilerinin yargılanmasını kolaylaştıracak yasal değişikliklere kadar ve Kürtlerin kültürel haklarının tanınmasına yönelik ilk adım olarak Türkçe dışındaki dillerde yayın yapmaya izin veren yasanın çıkarılmasına dek çok geniş alana yayılan düzenlemeler yer aldı 9 reform paketinde. Ancak AKP hükümetinin reform çalışmaları Brüksel zirvesinde Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine 2005'te başlanacağına ilişkin kararın ardından yavaşlamaya başladı. Özellikle uyum sürecinde yapılan reformların terörle mücadeleyi zayıflattığı iddiaları hükümetin demokratikleşme programından geri adım atmasına da neden oldu. Elbette bu sürecin önemli getirilerinden bir tanesi Kürt meselesinde barışçıl çözüm için adımlar atılmaya başlanmasıydı. Mithat Sancar ve Samim Akgün'ün makalesindeki uyarıyla 2000'lerin uyum sürecinin damgasını taşıyan ilk yarısını insan hakları açısından değerlendirirken normatif boyut ile uygulama düzleminin birlikte düşünülmesi gerekir. Yani dolayısıyla burada genel olarak sivil toplumda ve spesifik olarak insan hakları alanında neler olduğunu da bakmamız gerekiyor yapısal reform paketlerinin yanı sıra. 2000'lerde genel olarak sivil toplum için genişleme ve çeşitlenme yılları olmuştur. Avrupa Birliği'ne girişte Türkiye'nin sivil alanı görece açmasına ek olarak Avrupa politikası doğrudan Türkiye sivil toplum örgütlerinin nicel ve nitel değişimine de etki etmiştir. Teknik ve finansal ve politik enstrümanlar yoluyla sivil toplum örgütlerinin kapasitesinde bir artış yaşanmıştır. Bu durum beraberinde fon almaya ilişkin tartışmaları da getirir elbette. Bir yandan fonlar aktivistlerin ve insan hakları örgütlerinin insan hakları değerlerini hayata geçirme ve savunuculuk pratiklerini sürdürmeleri bakımından olumlu etkiler yaparken, genişlemesine ve kapasitesini artırmasına katkı yaparken, diğer yandan da fon veren kuruluşlar ve fon çerçevelerinin insan hakları mücadelesinin nasıl bir konuma ve içeriğe pozisyonladığı da tartışılmaya başlanmıştır. Önemli noktalardan bir tanesi ilk dönem hak savunusunun büyük oranda siyasal haklara odaklandığı düşünüldüğünde 2000'lerde sosyal ve bireysel haklara doğru genişleme elbette olumlu bir genişlemedir. Bir diğer nokta ise Nilgün Toker'in uyarısı üzerinden bakabiliriz bu noktaya. Toker, insan hakları mücadelesinin gücünü adalet arayışının bir hakikati ortaya koyma mücadelesinde aramak gerektiği vurgusunu yapar. Ve bunu akılda tutarak bu döneme baktığımızda ihlali önleyici ve onarım sağlayıcı mekanizmalara ilişkin tartışmalar yapılabilmiştir. Ve bu anlamda bu dönemdeki tartışmalar oldukça önemlidir ki ilk videoda hatırlarsanız Hamit Bozarslan'ın sadece insan hakları kayıt tutuyor, önleyemiyor gözleminin ötesine geçen bir dönemin olduğunu söyleyebiliriz 2000'lerin ilk 10 yılında. Ayrıca bu dönemde geçmişle hesaplaşma ve cezasızlıkla mücadele gibi
aslında insan haklarını sadece formal düzeyde, norm düzeyinde değil, ancak yerleşme ve toplumsallaşması için çabaların da ortaya çıktığını görüyoruz. Elbette bu çabanın geniş biçimde karşılık gördüğü ve tamamlandığını söyleyemeyiz. Yine birazdan konuşacağımız üzere 2010'lar oldukça hızlı bir geriye gitmeyle birlikte geldi maalesef ki. O zaman 2000'lerin bahar havası olarak tarif edilen dönemde aynı zamanda şunlar da yaşandı pratik alanda. 2000'de hayata dönüş operasyonu, 2003'te Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması, 2007'de Hrant Dink'in katledilişi, 2009'da Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılması, KCK operasyonları gibi hem insan hakları alanında hem de politik alanda sivilleşmenin ve özgürleşmenin sınırlarını çizen olaylar da yaşandı. 2000'lerde insan hakları örgütlerine bakacak olursak da uyumlaşma sürecinde yapılan yasal düzenlemeler, kurumsal dönüşüm ve sivil alandaki açılmaya karşın insan hakları ihlalleri hala daha sürmekteydi. Örneğin tek başına İHAD'e 2004 yılının ilk 6 ayında toplam 455 işkence ve kötü muamele raporu almıştı. Avrupa Komisyonu'nun Ekim 2004 tarihli raporunda ise şöyle yazıyor: İşkence dahil çok sayıda kötü muamele vakası hala yaşanmaya devam ediyor. 2010'lardan itibaren ise AKP ile hak ve özgürlüklerin güvende olup olmadığı sorusu daha net sorulmaya başlandı. Ve 2013 Gezi Hareketi'nden itibaren bu soruya görmezden gelinemeyecek bir hayır cevabı verilmeye başlandı. Çünkü bu dönemden itibaren Türkiye'de Kaygısız Aydın'ın tabiriyle Türkiye'de devlet krizini yansıtan anayasasızlaştırma olarak nitelendirilebilecek bir aşamaya ulaşıldı. 2013 Gezi Hareketi'yle açıklık kazanan baskı ortamı çözüm sürecinin de bitirilmesiyle ivme kazandı ve hali hazırda şiddetini de arttırarak devam etmektedir. Burada 10 yıllık süreçte yaşananların ayrıntılarına girmeyeceğim. Ancak yine de önemli ihlallerin yaşandığı olayları hatırlamakta elbette fayda var. 2011 Roboski katliamı, 2013 Gezi Hareketi, 2015 Kürt illerinde sokağa çıkma yasakları, 2016 başarısız darbe girişimi sonrası 2 yıl resmi olarak devam eden ve sonrasında halihazırda devam etmekte olan fiili OHAL ve bu dönemde işkence ve kötü muamele dahil olmak üzere süre gitmekte olan ağır insan hakları ihlalleri. 2000'li yıllarda azalmış olan işkence ve kötü muamele insan hakları kurumlarınca tekrar raporlanmaya da başlamıştır bu dönemde. Ülkede genel olarak sivil alan ve sivil toplum örgütleri giderek artan baskıya maruz kaldı bu dönemde. Ve OHAL döneminde binlerce dernek kapatıldı. Sivil toplum üzerindeki sıkı denetime ek olarak geniş biçimde kamu kaynaklarından yararlandırılan gongoların da yaygınlaşmaya başladı. OHAL döneminde pek çok hak savunucusu yine gözaltına alındı, tutuklandı. Örneğin kamuoyunda Büyükada davası olarak bilinen 10 insan hakları savunucusunun gözaltına alınması ve tutuklanması bunlardan birisidir. Af Örgütü'nün Türkiye temsilcisi İdil Eser ve yine Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da bunlar arasındaydı ve Taner Kılıç silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 14 ay tutuklu kaldı. Hala daha tekrar tutuklanma riski de devam ediyor. 2000'li yıllarda insan hakları örgütleri dahil bütün sivil toplumun uluslararası mekanizmaları kullanma ve uluslararası sivil toplum ağını harekete geçirebilme kapasitesinin artışı 2010'lardan sonra da bu mekanizmaların kullanılmasına olanak tanıdı. Ancak bu sefer bir farklılık vardı. O da uluslararası insan hakları mekanizmaları 2000'ler ve öncesindeki kadar etkin çalışmıyor artık. AİHM'in bir hesap verilebilirlik ve cezalandırma mekanizması olarak işlevselliği ihlallere maruz kalanlar açısından önemli olmakla birlikte bu kararların sadece devletin kaybettiği ve tazminat ödediği davalar olarak kalması sebebiyle Başak Çalın'ın tespitiyle AİHM kararları toplumsal ve siyasi bir kabule dönüşememiştir. Devlet yetkilileri ihlallerden sorumlu tutulmamış, gerçeklerle yüzleşmek ve ifşa etmek yerine
normalleşmeye dönülmüştür. Bu durum 2010'lardan sonra gerek mahkemenin tutum ve işleyişindeki değişiklik, gerekse devletin yön değiştirmesiyle önceki kazanımların geleceğe taşınmamasının asıl nedeni olmuştur. Ahim'in etkisi bizzat mahkeme kararlarının ötesindedir elbette. İnceleme misyonu yani fact-finding ziyaretleri gerçekleştirilmesinin sembolik ve dolayısıyla insan hakları savunucuları için güçlendirici bir etkisi vardır. Eski komisyon ve 98'den bu yana bir dizi davada yeni mahkeme önemli sayıda olgu tespit çalışması yürütmüştür. Ancak Türkiye aleyhine açılan dava sayısı başta olmak üzere son yıllarda ağır dava yükü sebebiyle ziyaretler azalmıştır. Mahkemenin ziyaretleri nadirleşmiştir. Ayrıca buna ek olarak mahkemenin yerel kurumların yapması gereken işleri yapma konusunda da isteksiz olduğundan da literatürde bahsedilmektedir. 90'lar ve 2000'lerde insan hakları savunusu ve küresel insan hakları rejimi bakımından son derece önemli olan ülke ziyaretleri sadece ahim değil, aynı zamanda çeşitli delegasyonlar ve raportörler tarafından da gerçekleştiriliyordu. 2010'larda bu ziyaretler seyrekleştiği gibi mahkemenin tutum değişikliğinin de yansımasını 2020 yılında mahkeme başkanı Spano'nun ziyareti sırasında görüldü aslında. Spano insan hakları örgütleri ve ihlale uğrayan kişilerle görüşmek yerine devlet yetkilileriyle görüştü. Son olarak kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun kapsamında sivil toplum üstünde ağır denetimin getirilmesi sadece sivil toplum örgütlerinin baskı altına alınmasına değil ancak sivil alanın kapatılması anlamına da gelmektedir. Nihayetinde otoriter devletler suçlulaştırma ve marjinalleştirmeyi sadece söylemsel düzeyde kurmazlar. Ancak aynı zamanda kurumsal ve hukuki araçlarla cezalandırma, güçsüzleştirme ve marjinalize etme taktiklerini de kullanırlar. Gerek İnsan Hakları Derneği, gerekse diğer insan hakları örgütlerinin 30 yılı geçen tecrübesi, dahil oldukları ağlar ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası hukuk, insan hakları rejimi ve organları göz önüne alındığında Türkiye'de insan hakları örgütlerinin hareket alanını anlamak ve doğal boğazlaşmak için de yararlı olacaktır. İhlaller karşısında hak örgütleri, bölgesel ve küresel insan hakları mekanizmaları ve sivil toplum ağları ile ilişkilerini sürdürmekle birlikte bu çalışmaların tatmin edici karşılık bulmadığını görmekteyiz. Avrupa Birliği'nin inşa ettiği insan hakları rejimi ve mekanizmalarının son 10 yıldır Türkiye'de yaşanan ihlaller karşısında etkisiz kalmasının nedenlerini devletler arası güç ilişkilerinde aramak gerekiyor. İnsan hakları AB'nin en önemli politikalarından birisi olmakla birlikte insan hakları hukukunun uygulanması ve uygulamada sürdürülen diplomasi devletler arası güç ilişkileri bakımından çelişkiler yaratmaktadır. AB'nin mülteci ve göç yönetiminde sınırlarını dışsallaştırma politikasının sonucu olarak Türkiye'nin göçmen ve mültecilerin Avrupa kalesine girmesini engelleyecek ve bunun karşılığında da sinirlendirilmeyecek partner olarak, ortak olarak konumlandırılması, birliğin Türkiye'de süregiden ihlaller karşısında pasif bir pozisyon almasına neden olmuştur. Türkiye'nin AB için kapı bekçiliği rolünü güçlendirmesi ve AB sınır kontrolü ve göç politikasıyla uyumlu kalması yeterli olmuştur. Nitekim Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ilerleme raporunu Kasım 2015'teki seçimlerin sonrasına ertelemesi tam da bu karşılıklılık ilişkisinin örneklerinden birisidir. Bu süreç 2000'li yıllarla karşılaştırıldığında AB'nin Türkiye'nin dışarıda konumunu sabitlediği ve ülke içinde neler yaşandığını hukuka aykırı olsa dahi zorunlu kalmadıkça görmezden geldiğini söyleyebiliriz. İnsan hakları normlarının yerelleşmesini açıklamaya çalışan sarmal model bu süreçte devletler arası ilişkilerin gücünü görmek bakımından başarılıdır. Ancak bu ilişkinin iki tarafındaki devletlerin sürekli iyi ve ileri yönde
iyi ve ileri yönde ilerleyeceği yönündeki öngörüsünde bu anlamıyla yanılmıştır. Ahim'in dava başvurularını ele alış biçimindeki değişiklik, esastan önce uzun bürokrasi içeren usul incelemeleriyle önemli ihlal davaların dahi reddedilmesi, insan hakları ortamına kötü etkilerden bir tanesi olmuştur. Öte yandan Demirtaş ve Kavala davalarında olduğu üzere dava ihlal kararıyla neticelense dahi kararın uygulanması süreci devletler arası güç ilişkileriyle ilişkilidir. Ve aynı zamanda sadece Türkiye'deki insan hakları krizini değil, bölgesel ve küresel insan hakları krizini de işaret etmektedir. 90'larla bir başka fark ise uluslararası insan hakları organları ve mekanizmaları ile olan ilişkidir. Sivil örgütler ve inisiyatiflerle ilişkiler devam etmekle birlikte Birleşmiş Milletler ve AHİM raportörleri gibi mekanizmaların geri çekilmesi, devletin insan hakları normlarının uygulanmasındaki ihlalleri arttırmasına olanak tanırken, insan hakları örgütlerini de izleme ve raporlama noktasına geriletmektedir. Türkiye'de 80'lerin sonundan günümüze kadar olan insan hakları savunusu bize gösteriyor ki insan hakları alanı ülke içindeki politik atmosfer ve aynı zamanda ülkenin uluslararası siyasetle nasıl ilişkilendiğiyle yakından ilintili. Devletler arası ilişkiler kağıt üzerinde eşit egemenlik gibi tarif edilir. Ancak aslında eşit olmayan güç ve kaynaklarla şekillenir. Devletler arası baskının işlevsel olmasını sağlayan da yine devletlerin eşitsiz konumlarıdır. Bu anlamda Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin değişimi insan hakları alanı ve savunusunu da etkilemiştir. Ancak bu demek değildir ki insan hakları savunusu sadece devletlere göre şekillenir. Tersine İHAD örneğinin bize gösterdiği gibi politik bir karakteri ve derdi olan tabandan örgütlenen insan hakları savunusu baskı altına alınsa da cezalandırılsa da varlığını korumaya ve insan hakları alanının yerleşmesine, yerelleşmesine, toplumsallaşmasına da kaynaklık edebilir. 80'lerin sorundan günümüze insan hakları savunusunu ele alan sunumu izlediğiniz için teşekkürler. Konuyla ilgili okuma yapmak isteyenler videonun altında okuma önerilerini bulabilirler. Turkey Beyond Borders ekibine de çok teşekkürler.